Futbol Net'e hoş geldiniz. Gürkan Ak'la beraberiz. Gündemi değerlendireceğiz. Tabii gündem artık milli takımımıza doğru dönmeye başladı. Çok kritik bir maç oynayacağız. Aslında şöyle bir avantajımız var. İzlanda ile berabere kalırsak dahi Euro 2020 elemelerine gruptan çıkmayı, Euro 2020 finallerine katılmayı garantiliyoruz. Ardından eğer İzlanda maçında istediğimiz skoru alamazsak bir şansımız daha var ki o da Andorra ile deplasmanda oynayacağımız maç. Andorra'dan tabii ki daha güçlüyüz ancak ilk maçı hatırlayacağız. İstanbul'da zar zor yenebilmiştik Andorra'yı. 90. dakikada gelen bir golle duran toptan. Dolayısıyla işi o duruma bırakmamak lazım. Belki felaket tellallığı olacak ama bunu söylemeden de geçemeyeceğim. 1994 Dünya Kupası elemelerinde hatırlayacaktır yaşı yetenler. Fransa milli takımı ki o milli takımda Cantona da vardı. O takım son iki maçı elemelere İsrail ve Bulgaristan'la oynayarak giriyordu ve sadece bir beraberlik yetiyordu. Ancak öyle bir stres oldu ki İsrail'e yenildikten sonra Bulgaristan'a da mağlup oldu son dakika golüyle. Üstelik 1-0 öndeyken yanlış hatırlamıyorsam Fransa, Kostadinov'un golüyle ve böyle bir facia yaşamıştı. Şimdi böyle bir hatırlatma yapıp insanların morali bozmak istemiyorum ama bir yandan da her zaman sporda, futbolda, takım sporlarında ya da bireysel sporlarda konsantrasyonu diri tutmak, böyle bir istim üstünde olmak derler ya, lazım. Yani biz nasıl olsa kazandık. Geçen bundan bir önceki Avrupa Şampiyonası elemelerinde de İzlanda'yı yenmiştik. Selçuk'un frikik golü vardı. Zaten o zaman katıldık. Şimdi hayli hayli gideriz dememek lazım ki zaten teknik ekibimiz demiyordur bunu ama ister istemez böyle bir garanti havasına girildiği gibi biz de onu hissediyoruz. Çünkü biz de NTV Spor Servisi olarak finallere katılacakmış gibi açıkçası hazırlıklar yapıyoruz. Bant yazmak olsun, program planlaması olsun ama İşin bitmesi lazım. İşin bitmesi için de sahadan en azından bir puan almamız İzlanda karşısında. Çünkü o zaman burada İzlanda'dan bir puan alamazsak Andorra maçı daha gergin, daha stresli olabilir ve gol gelmediği zaman neler yaşanabileceğini hepimiz biliyoruz. Deyip Gürkan'la devam edelim ama önce Gürkan, 2 günden beri ya da bir gün dünden beri Galatasaray'daki yönetim toplantısını takip ediyor. Galatasaray'daki son durumu ben Gürkan'a sorayım. Sanki seçim kararı alınacak gibi oldu. Sonrasında rüzgar döndü. Neler yaşandı dünden bu yana? Evet, aslında hani Galatasaray'ın gündemi her zaman yoğun. İşte Falcao'nun sakatlığıyla başladı. Andone eklendi buna. İşte şimdi forvette kim oynayacak soruları sorulurken bir de gündeme Galatasaray'ın seçimi geldi ki dediğin gibi aslında erken seçim kararının çıkması bekleniyordu ilk etapta ama tabii bunun perde arkasında bazı durumlar var. Nedir onlar? İşte 23 Mart'ta gerçekleşen genel kurulda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu idari açıdan ibra edilmemişti. Herkesin malumu üzerine ve bununla ilgili davalar açıldı. Yani yaklaşık 9 dava zannediyorum. Evet, Bunlardan bir ikisi değil davada mi? bir ya da iki davada tedbir kararı kaldırıldı. Bunun üzerine zaten Galatasaray yönetimi de hani bir toplantı düzenleyip hem bu konuyu da masaya yatırmak hem de tabii tüzük üzerine de konuşmalar gerçekleştirildi bu toplantıda. Ne yapabiliriz'i konuştular ki önemli maddelerden bir tanesi tedbiri kaldıran mahkemenin koyduğu şartlardan bir tanesi davacıların Abdurrahim Albayrak ve Sayın Yusuf Günay'ın sadece aday olabileceği yönündeydi. Yani Mustafa Cengiz'in aday olabilme ihtimali yoktu. Bu çok fazla ilk etapta basına yansımadı ve erken seçim olacak mı olmayacak mı bunlar konuşuldu. Hani hukukçularla birlikte bir toplantı düzenlenip bunu nasıl aşabiliriz? Mustafa Cengiz'i tekrar işin içine nasıl dahil edebiliriz'i konuştu Galatasaray yönetimi. Sonrasında zaten hem Mustafa Cengiz, DEHA yaptığı açıklamalarda da bunu gördük. Seçimin, erken seçimin Galatasaray'ın menfaatlerine olmayacağını, bu daha çok işi kötüye götüreceğini ve Galatasaray'ın gündeminde çok daha önemli konuların olduğundan bahsetti. İşte Florya'ya vurgu yaptı, Riva'ya vurgu yaptı, amatörler yasasına vurgu yaptı. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Seçim gündemimizde yok dedi. Keza biz Yusuf Günay'la da Abdurrahim Albayrak'la da görüştüğümüzde onlar da aynı fikirdeler. Yani görünen şu ki şu anda seçim olmayacak ama kritik gün var. Tabii Perşembe günü tabiri caizse dananın kuyruğunun kopacağı gün olacak. Çünkü 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden bir karar çıkacak. Bütün davalar birleştirildi. Ve bu davaların karara bağlanması neticesinde Galatasaray'ın seçime gidip gitmeyeceği Perşembe günü netleşecek. Çağlayan da tabii biz de takip ediyor olacağız yakından. Şöyle bir durum var ki eğer mahkemeden erken seçim kararı çıkarsa ya da seçime gidilmesi yönünde bir karar çıkarsa Mustafa Cengiz'in Aday olur. aday olamayacağını belirtelim.
Bu durumda da tabii çeşitli söylentiler ve ihtimaller medyada konuşulmaya başlandı. İşte bunlardan bir tanesi kayyumun atanacağı yönünde dün Milliyet Gazetesi'nde çıkan haberde. Birçok soru işareti var. Ne olacak? Galatasaray'ın başına kim gelecek? Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in dediği gibi acaba başkanın değişmesi ya da yönetimin değişmesi gerçekten Galatasaray'ın menfaatine olur mu? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani seçim kararı alınmazsa Mustafa Cengiz, Sayın Başkan şöyle bir şey diyor. Galatasaray'ın gündeminde seçim olmamalı çünkü daha önemli konular var diyor. Ama bir yandan da işte Perşembe gününü işaret etti sen. Evet. Çok kritik bir mahkeme kararı var. Bu bağlamda da hani Galatasaray'la birlikte kayyum kavramının aynı cümlede geçiyor olması son derece sıkıntılı bir durum. Koskoca Galatasaray'dan bahsediyoruz ve kayyuma yani kısa bir sürede olsa ki bir sonraki seçime kadar kayyum tarafından yönetilme ihtimali daha vahim bir ihtimal değil midir? Bana sanki Galatasaray'ın menfaatlerine değil seçim kararı diyor ama Sayın Başkan diğer taraftan kayyum ihtimali de azımsanacak bir ihtimal değil gibi bu bağlamda. Ya kesinlikle öyle yani bunu daha önce diğer kulüplerimizde yaşadığımızda hatta bunu kulüp bazında değil sektörel bile baktığında çok büyük bir markaya kayyum atanması bile Türkiye'de büyük bir tepkiyle karşılanır ki burada Galatasaray Türkiye'nin en önemli markalarından bir tanesi ve kayyum atanması kayyum dediğiniz şey zaten yani mevcut şartları muhafaza edip bir sonraki genel kurula kadar gemiyi limana yanaştırma görevini üstlenir. Yani gemiyi limana yanaştırmak da sağ salim yani siz bekleyen sorunları var diyor Galatasaray Mustafa Cengiz ama işte bu riski almamak için ya da genel kurul kararı almamak için sanki bir bilmiyorum belki daha net bilgileri vardır. Mahkemeden çıkacak karara güveniyor olabilirler. Kendi lehlerine çıkarsa çünkü hiçbir şey değişmeden devam edebilir ama ortada bir de risk var. Eğer kayyuma devrolunursa kulüp yönetimi bir süre işte bu bekleyen sorunlarla beraber zaten hali hazırda işleyen yani hani hep deriz ya futbol takım, basketbol takımı ya da diğer branşlardaki sporcular üzerindeki bunun psikolojik etkisi. Ya Falcao üzerindeki etkisi zaten Falcao ile ilgili kafalarda soru işareti var. Sakat mı gerçekten yoksa başka nedenlerle mi biraz naza çekiyor kendisini? Mevcut Ryan Babel ya da Belhanda yani yabancı sporcuların sözleşme imzaladıkları yönetimin yerine o yönetimin lağvedilmesi ve sonrasında da muhataplarının kayyum olması. Hani korkulan şey Galatasaray sorunlarını çözemeyeceğiz şu anda. Bunlarla yüzleşmemiz gereken sorunlar var. Bunlara odaklanmamız lazım. Seçim yapmayalım konuşurken bir anda iş başka bir noktaya gidecek. Başka bir noktaya gidebilir. Yani bu sadece hani işletimsel problemler değil. Zaten hani Florya'da Hasnun Galip Sokak'ta ya da nerede yönetim toplantısı yapılıyorsa orada birisi hapşırdığı zaman futbol takımında birisi nezle oluyor. Aynen öyle. Yani o zaten hassas ekonomik dengelerle gidiyor futbol takımlarımız. Çok ciddi aylık mali yükümlülükleri var. Maaş taksitleri var futbolcularına karşı. Böyle bir belirsizlik, yani işte Beşiktaş'tan gördük. Beşiktaş'ta çok son derece aslında yumuşak bir geçiş olmasına rağmen uzun bir iktidar döneminden sonra Fikret Bey'in başkanlığı bırakması, yeniden aday olmaması. Orada bile teknik adamı Fikret Bey, Sayın Orman getirdiği için yerine aday, çok adaylı bir seçim oldu. Yani koltuğun boş kalmayacağı, herkesin çok hevesli şekilde 3-4 başkan adayının olduğu ortaya çıkmasına rağmen bir boşluk yaşanacağının yaşanmayacağının öngörülmesine rağmen yine futbol takımında işte teknik direktörün görevi başta olmak üzere birçok şey sorgulandı. Şimdi bunun eğer kayyum ihtimali varsa ki ben herhalde böyle bir hamle yaptığına göre Sayın Başkan çok düşük bir risk olduğunu tahmin ediyorum. Evet, bu yani, bir tehlike olarak işaret edildi. Ama hani %50 ya da %60 olumsuz %40 olumlu hani bu riski bile alabileceğini düşünmüyorum. Onun için herhalde Perşembe günü çünkü aksi çıkması halinde Galatasaray tarihinin en büyük problemlerinden biri olur diye tahmin ediyorum. Yani bu sezonu kaybetmeyi nin dışında. Kesinlikle öyle ve yani dediğim gibi hani bu ne kadar iyiye götürür? Bir başkan değişikliğini de konuşmak lazım bence. İşte Fenerbahçe'deki dönemi hatırlayalım. Aziz Yıldırım'ın artık misyonunu tamamladığı çok uzun süre konuşuldu. Ali Koç geldi. Taraftarın isteği bu yönde çok büyük fazlaydı. Baskısı. Ve geçtiğimiz sezonu hatırladığımızda yönetimin değişikliği elbette ki taşların yerine oturması zaman alacaktı ama kimse öyle bir Fenerbahçe beklemiyordu. Şimdi bu durumda takımın performansının bu kadar fazla konuşulduğu ve tartışıldığı
bir durumda. Bir de bu seçim konusu Galatasaray'ın gündemini oldukça... Bir de teknik direktör Fatih Terim sürekli Ocak ayını işaret ediyor. Ocak ayını işaret ederken nasıl ediyor? Bazı oyuncular gidecek, yenileri gelecek. Hı-hı. Bu takımla Ocak ayına kadar idare etmemiz lazım. Hani böyle kırmadan, dökmeden bir yandan kulak çekmeye, aba altından sopa göstermeye de çalışıyor deyim yerindeyse hoca. Yani transfer dönemini bilmiyorum. Şimdi Ocak dediğimiz aya da kaldı bunun burasında 1,5 ay. Aynen öyle. 1,5 ay sonra, 2 ay sonra ara transfer dönemi başlayacak. 2 ay sonra aşağı yukarı. Kayyum yönetimiyle mi? Eğer bunun bir takvimi çıktı mı Gürkan, biliyor musun? Mesela kayyum atanırsa devamında ne zaman genel kurula taşıyacak kayyum? Şimdi onunla ilgili net tarihler yok. Şimdi Perşembe gününü beklemekten sağlıklısı olacak. Çünkü Perşembe günü mahkemeden çıkacak karara göre şekillenecek. Yani şimdiden tabii bir şeyler konuşmak, ihtimalleri konuşmak olabilir. Ama ben işin o noktalara gideceğini zannetmiyorum. Bir de şöyle bir durum da var. Tedbir kararına aykırı davranan kişiler için de hapis cezası da gündemde bu arada. 6 aya kadar bir hapis cezası da gündemde. Yani işin iç kısmı biraz daha karışık. Ama hukukçular da bu konuda dediğim gibi özellikle yapılan toplantıda bunun üzerinde çalışılıyor. Yani Mustafa Cengiz yönetiminin nasıl korunabileceği yönünde bir çalışma var. Bakalım Perşembe gününü beklemek bu konuda en sağlıklısı bence. Camiadan genelde Galatasaray gerçekten de hani bununla da hep Galatasaray camiası haklı olarak övünür. Hı hı. Divanları diğer kulüplerinkinden daha farklıdır. Çok seslilik vardır. Çok böyle akil adamı çoktur Galatasaray'ın. Hı hı. Bununla ilgili konuşan normalde çünkü bu tür durumlar olduğunda Galatasaray'da birkaç isim aklıma geliyor ama isim zikretmeye gerek yok. Hı hı. Hep konuşup hem yol göstermeye çalışan hem de potansiyel tehlikelerle ilgili camiayı uyaran insanlar da olur ve hani böyle bir şey olsa bir başkan adayı da dillendirilmedi. Senin kulağına gelen birisi var mı? Yani Dursun Özbey'in ismi geçiyor. Ama tabii böyle net olarak söyleyebileceğimiz bir isim yok. Kim olur? Mustafa Cengiz eğer adaylığını koyamazsa Abdurrahim Albayrak ya da Yusuf Günay'ın bir hamlesini görür müyüz? Ya bunlar soru işareti ama net isim geçmese de Dursun Özbey'in adı yine masada olan isimlerden bir tanesi şu anda. Ama Perşembe Dursun günü... Dursun Bey'in gidişini hatırlayınca da yani genel kurulması nasıl tepki olacak? Verir. Yani çünkü 2 sene önce çok ani baskın bir seçimle hazırlıksız rakiplerini yakalayıp... Evet. Ve sarf ettiği bir cümle sonrasında genel kurulda tepkileri üzerine çekip anlık bir şekilde Galatasaray Genel Kurulu bir refleks göstererek başkanı değiştirmişti. Şimdi yeniden dönüşü olabilir mi? Olabilir diyenler var. Olamaz diyenler var. Camia ya da Dursun Bey'in dönüşü camiayı tatmin eder mi? Aranan başkan mı? O da tartışılır. Taraftarın tepkisi de bu arada enteresan. Galatasaray'ın hep kalıplaştırılmış ve bir ifade var ya, işte Galatasaray kaosu sever, 23. şampiyonluğumuz hayırlı olsun şeklinde ifadeler var sosyal medyada taraftarda. Yine iş oraya devrilir mi bilemiyorum yani ama çok karışıklık şey, çok iyi evet, değil. Ya Galatasaray benim hani çok uzun yıllardan beri Galatasaray'ı birebir takip etmedim muhabir olarak ama işlerine gittim geldim medyanın içerisinde bulunuyorum 20 küsür senedir. Galatasaray'da bir kriz olduğunda ama bu alacaklarla, borçlarla ilgili olur futbolculara. Evet. Ama bu şey içerisinde, takım içerisinde gerginlik yaşayan iki futbolcu ya da teknik adamla bir grup futbolcunun gerginliğinden olur. Şimdi aklıma bir şey gelmiyor ama. Ama bu hakemlerle, federasyonla, Galatasaray yönetimine ya da Galatasaray teknik heyetinin gerginliği olur. Ama bu rakipler, işte geçen sene yayınlanan bildiri gibi rakiplerin 17 rakip, o bildiri zaten belirsiz bir bildiri. Altına imza atılıp atılmadığı belli değil ama bir atmosfer oluştu ve Galatasaray kendisine bir karşı cephede buldu ve buna karşı bir bütünlük sağladı ki tribünlere yansıdı, takıma yansıdı ve sonrasında başarı geldi. Şimdi bundan farklı bir atmosfer var gibi. Yani Galatasaray camiası yine silkelenip o ruhu yakalamaya çalışıyor gibi ama saha içinde son maçı, Gaziantep maçı, evet bu sezonun iyi maçlarından birisiydi Galatasaray'dan. Çünkü hep benim söylediğim, Galatasaray bu sefer bir enerjiyle, ya biz artık bu işe bir son verelim içgüdüsüyle sahada hareket ederek, rakibine ciddi şekilde üstünlük kurarak, istediği futbolu da nispeten oynayarak galip geldi. Rahat da bir galibiyet aldı ilk yarıda goller gelince. İkinci yarıda da oyunu tutmayı tercih etti. Şimdi Galatasaray'da ama esas bu son maç dışında
bu saha içi bütünlük sağlanabilmiş gibi değil. Siz istediğiniz kadar dış mihraklarla mücadele edin. Şov yeri sahanın içi ve sahanın içindeki aktörler eğer bu konsantrasyon seviyesinde, bu mücadele ruhunda değilse siz sonuç alamıyorsunuz. Geçen sene de Galatasaray çok iyi bir futbol ortaya koymamış. İstediği futbolu sergileyememiş. 8 mağlubiyet almış. Zorlanarak birçok maçtan galip gelmiş ama iç sahadaki üstün ve çok dominant haliyle, tavrıyla, genelde futboluyla beraber en güçlü rakibini iç sahada yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Şimdi ben sahada böyle bir birliktelik göremediğim için problemli futbolcu sayısı çok fazla. Yani Muslera dışında bir problemsiz futbolcu daha say desem bana Galatasaray'da, yani Nagatomo eski Nagatomo değil, Mariano Galatasaray tribünlerinin artık burasına kadar geldi. Luyendama ile Markao ikilisinden kimse yüzünü görmek istemiyor net şekilde. Hani Galatasaraylı arkadaşlarla konuşurken şunu soruyorum artık. Markao mu, Luyendama mı iyi değil? Markao'yu mu daha çok beğenmiyorsun, Luyendama'yı mı daha çok beğenmiyorsun diye soruyorum. Şöyle bir ekleme yapayım ona. Enteresan, Gaziantep deplasmanına gittiğimde, tabii tribünlere yakınız, basın tribününde. Bir diyaloğa tanıklık ettim. Enzonzi takımı bence, bana sorarsan, en şu anda işini yapan, görevini düzgün bir şekilde yapan ve orta sahayı çok iyi organize eden bir isim. Oyununu beğeniyorum açıkçası ben. Taraftar Enzonzi'yi bile şu anda beğenmiyor. Ya Enzonzi'yi bile... Yani ondan nasıl bir beklenti var taraftarın gözünde bilmiyorum ama zaten oynayabileceği en iyi oyunu oynuyor bence Enzonzi. Hatta fazlasını oynuyor. Yaratıcılık yönü çok fazla gelişmiş bir oyuncu değildir. Eski dönemlerine, Roma dönemine de baktığınızda zaten bu yüzden de Roma'da kadrodan çıkarıldı teknik direktörü tarafından. Daha yaratıcı bir orta saha düşündüğü için çok fazla şey bekleniyor. Ona bile Galatasaray taraftarı memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Net olarak söyleyebiliriz. Enzonzi tarzı, şimdi bu mesela Chelsea'yi hatırlıyorum, sen de biliyorsun. Şimdi Jorginho'yu getirdi Sarri. Bu sefer Kante'yi mesela yerinden etti. Evet. Kante dünyanın en iyi defansif orta savunucularından, en iyi top kesicilerinden birisi. En iyi yaptığı işi yapamamaya başladı. Şimdi neden bu örneği verdim? Şimdi Galatasaray'da Enzonzi'nin yanına, önüne ya da iki, işte 4-3-3 oynarsınız, öndeki iki Lemina ve Seri olursa o kimya, orta saha kimyası dediğimiz şey çok önemli. Yine geçmişten bir örnek vereyim. Beşiktaş'ın en iyi futbol oynadığı, 2 sene üst üste şampiyon olduğu, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktığı, UEFA Avrupa çeyrek finali oynadığı dönem en iyi kadrosu Sosa, Atiba, Oğuzhan'ın birlikte oynadığı orta saha üçlüsü. Şimdi Oğuzhan o günden bugüne neredeyse sıfır değil, bir belki, hiç bir şey veremiyor. Ama o kadroda Sosa, Atiba, Oğuzhan'ın öyle bir kimyası vardı ki Oğuzhan'da 25 milyon euro diyordun. İşte Beşiktaşlar arasında böyle bir şakalaşma da vardı sosyal medyada. Şimdi Galatasaray'ın orta sahasındaki oyuncuları tek tek aldığın zaman Enzonzi, Seri, Lemina, şöyle bir durum var. Enzonzi'nin mevkinde Seri de oynar, Lemina da oynar. Bu şunu gösterir, daha iyi oynar anlamında değil. Birbirlerinin görevine yakın. Görevleri aynı, mevkileri aynı, yapabilecekleri birbirlerinden küçük nüanslarla ayrışan oyuncular. Dolayısıyla iyi bir kimya oluşmuyor. Ne oluyor o zaman? Belhanda her ne kadar beğenilmese de orada bulunmaz Hint kumaşı haline geliyor. Ve Galatasaraylar da ondan farklı şeyler beklediği için bu sefer Belhanda da belki olmasından geriden daha fazla sorumluluk, yaratıcılık sorumluluğu alıp almaya çalışıp ya da almayıp körelebiliyor, eleştirilebiliyor. Dolayısıyla o orta sahadaki üçlü kimya Semine seriyle Lemine'yi karıştırdım. Semina ile Enzonzi olmadı. Enzonzi de bu sefer atıl ve parıltısız bir eleman olarak gözüküyor. Şimdi uzun konuştuk Galatasaray'ı. Andone'nin sakatlığı önemli. Ryan Bebe'nin form kazanması gerekiyor. Gaziantep maçında oyuna girdikten sonra ilk 15-20 dakika özellikle etkiliydi ama sonrasında ikinci yarıda takımın temposunun düşmesiyle beraber o da vites düşürdü. Ayrı, büyük ihtimalle Babel, Adem Büyük, eğer 3-5-2'ye devam edecekse Fatih Hoca, Adem'le Babel oynayacak. Orayı bu şekilde aşabilir. Falcao gelene kadar, belki de milli takım arasından sonra Falcao'yu da yeniden Galatasaray'la sahada görebiliriz. O ayrı. Şimdi diğer konu milli takımımız. Milli takım girişi öyle yaptım aslında. İzlanda maçında bir beraberlik alırsa yeter. Ki çok yakın. Çünkü yani kadroya baktığımızda bundan birkaç sene önce milli takım kadrosunu değerlendirirken seçilen oyuncuların grafik eğrilerinin birçoğunun %60'ın 70'inin aşağıya doğru olduğunu görüyorduk. Şimdi teker teker buradan saymaya başlarsak, hani kalecisinden mevcut kaleye büyük ihtimalle zannediyorum Uğurcan geçecek. Ya da Mert oynar,
Uğurcan var, Altay var. Evet. Üç kaleci, savunma oyuncuları zaten artık Merih, Çağlar uluslararası stoperler haline geldi. Ozan Kabak bir yerden, o da Schalke'de de gollerini atmaya, kadroda ilk 11'de kalıcı eleman olmaya başladı. Schalke'deki sakatlık problemi Ozan'a çok yaradı. Zaten kapasiteliydi. Bunu iyi değerlendiriyor. Yani oklar hep yukarıyı gösteriyor. Umut Meraş sol bekimiz, Hasan Ali Kaldırım alternatifi Umut Meraş oynar herhalde. O da yukarıyı gösteriyor. Orta sahada birçok alternatifimiz var. Yani eksik oyuncularımız da var sakatlık dolayısıyla. Evet. Ama birçok alternatifimiz var. Ozan Tufan bu sezonun, geçen sezon Sergen Yalçın'ın da katkısıyla beraber en büyük kazanımlarından biri. Emre Belözoğlu 39 yaşında olmasına rağmen oynayamayacak ama onun da aslında son seneleri oranla Fenerbahçe'deki liderlik vasfıyla ve milli takıma da bunu taşımasıyla bir şeyi var. Yukarıya doğru gidişatı var. Forvetimiz Cenk gol attı Premier Lig'de. Yeniden ilk 11'de forma giydi. Burak Yılmaz keza sakatlığı, hani o yeniden tırmalıyor, form tutmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu Milan kötü ama Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynuyor. Cengiz Ünder sakatlıktan döndü. Hep olumlu şeyler bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla İzlanda karşısında da çok büyük aksilik olmazsa ben bir puanı alacağımızı düşünüyorum. Hele erken gol bulursak rahat bir maç sonuçlandırabiliriz. Evet, 5 yıl sonra Türk Telekom stadına çıkacak milli takım. Tabii her zaman konuşulan konulardan bir tanesi de İstanbul'da milli maç oynanır mı, oynanmaz mı? Ne kadar etkili oluyor atmosfer, seyircilerin desteği hep konuşuldu. Bilmiyorum sen katılıyor musun buna ama hani Anadolu'da oynanan bir karşılaşmayla İstanbul'da oynanan karşılaşmalar arasında sence atmosfer olarak oyuncuları ne kadar etkiler farklı olarak? Şöyle bir şey, bence Anadolu'da oynamak bizi futbolcularımızdan ziyade rakibi biraz daha fazla etkilediğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul'dan ibaret zanneden yabancı futbolcular Türkiye'yi, Anadolu'da hem stat içi hem stat dışı alışkanlıklar, ortam, atmosfer. Artık hani eskiden daha da bu zorlu bir atmosferdi onlar için. Şimdi gidiyorlar Konya'ya. Avrupa'nın en modern statlarından birisi. Gaziantep'e gitse Avrupa'nın en modern statlarından birisi. Birçok şehirde artık çok modern statlar var. Mersin'de en modern statlardan birisi. Eskiden Anadolu atmosferi daha net bir deplasmanda ama oynamıyorduk. Çünkü statlarımız çok yetersizdi. Biraz da tabii yani kapasiteler maksimum 20 bin kişilik. İzmir dışında, Ankara dışında 20 bin kişilik tribünler vardı. Bence futbolcularımızı Anadolu'da oynamak biraz daha kafaca rahat ettiriyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan Konya, Eskişehir dışında Antalya dahil olmak üzere çok net bir Eskişehir ve Konya'yı ayrı tutuyorum. Onlar çok iyi destekliyor ama stat atmosferi olarak biraz daha böyle düşük bir atmosfer oluyor. Milli takımımızla ilgili İstanbul'da daha organize olmasına karşın bazı dezavantajları var desteğin. Yani ben yıllarca yaşadım bunu. Çok ciddi kulüpçülük var. Eskisi kadar olmasa da yani maç Kadıköy'de oynanıyorsa önce Fenerbahçeli futbolcular çağrılıyor. Rakip takımdan sevilmeyen birisi varsa mesela, isim vermeyelim çok sık yaşayan, o çağrılmıyor. Ya da koyuluyor. Tepki oluyor. Ya hatalı pas verildiğinde ilk ona tepki yükseliyor. Şimdi Anadolu'da da bu var aslında. Yani genel olarak antipatik bulunan futbolculara karşı Anadolu'da da bir tahammül eşiğinde düşüklük var. Ama üç büyüklerin statlarında ya da Trabzonspor stadında oynandığı zaman performansından bağımsız olarak futbolcular üzerinde baskı ekstra oluşuyor. Bir baskı yaratılıyor. Bu maalesef şunu zaten tribünlerden tespit edebiliyoruz. Ne olur arkadaşlar şu kulüp formalarınızla gelmeyin maçlara. Aynen öyle. Artık yani yıldızlı formalar. Etiket olur, bir şey hissiyat olarak fark etmiyor diyebilirsiniz ama o formayla gelmek, milli takım desteklediğiniz anlamına gelmiyor. O formayla gelmek benim için öncelik X spor kulübü demek anlamına geliyor. Buraya da milli maç olduğu için geliyorum demek oluyor. Aynen kırmızıyla öyle. Gelin, beyazla gelin. Orijinal forma almanın da anlamı yok. Ya çok önemli bir şey değil. Ama İstanbul'da da maç oynatmak lazım. İstanbul'da Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri, Ankara'dan sonra bence. Başkentimiz Ankara'dan sonra. Dolayısıyla hani net bir cevap vermediğim farkındayım. Ama İstanbul taraftarında bunu öğrenmesi lazım. Yani milli takım milli takım olduğu için desteklemeyi. Yani milli takımda benim sevdiğim, benim kulübümden oyuncu forma giyiyor diye değil. Milli futbol, ya bunu milli konuşmamız bile bence utanç. Yani İstanbul'da milli maç oynanır mı oynanmazı bile konuşuyorsak bence burada bir sıkıntı vardır. Yani çünkü bu maç örneğin İzlanda karşılaşmasını ele alalım. Uzun yıllar sonra bu kadar tatminkar futbol oynayan bir milli takım var. Ve biz hala takımcılık
kulüp bazında konuşuyorum. Yapacaksak bu karşılaşmada vay halimize, yani ay yıldızı formayı giyip İzlanda karşılaşmasında ben gerçi şuna inanıyorum, inanılmaz bir atmosfer olacaktır. Hani Türk Telekom stadında, çünkü herkes farkında. Herkes çünkü oynanan oyundan son Fransa karşılaşmasına da baktığımızda tatminkar. Ben Türk milli takımının da bu karşılaşmada çok ciddi bir karakter koyacağını düşünüyorum. Bence seyirciyi de bu şekilde göreceğiz. Ya tatminkardan ziyade ne biliyor musun Gürkan, aslında şöyle bir şey var. Önce hani sonuç. Bir restorana gittiğinde önüne tabak geldiğinde önce görünüşü beni, gözümü bir ne derler, tatmin etsin ya da doyursun dersin. Şimdi milli takım futbolcuların biraz önce hepsini yeniden saymaya gerek yok ama kalecisinden forvetine kadar, işte Cenk Tosun'a kadar, arada bakın hala ön yargıların bulunduğu, ki bu ön yargıların ortaya çıkmasında futbolcuların da kabahati kusuru çok fazla vardır. O ayrı. Hangi isimler olduğunun herkes biliyor. Onlar da hatalarından ders alanlar var aslında gerçekten de. İşte en son Fuat Akdağ Bağış Erten'in D-Max'teki aslında programda Emre Belözoğlu da konuk oldu. Ya hata yaptıysam özür dilerim. Daha o da ılımlı tavırda, daha olgun olmaya çalışıyor. Keza Burak Yılmaz da öyle. İsim de verdik bu arada. Çünkü geri vites yaptıkları için isim verdik. Yani ve bu pozitif grup içerisinde, yani şimdi Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü, Merih Demiral'ı ben burada eleştirdim ama bu benim Merih'i takdir etmediğim, sevmediğim anlamına gelmiyor. Biraz aşırı motivasyonu var ya, onun futboluna zarar verebileceğini düşündüğüm için o öyle bir eleştiri de yapmıştım. Yani futbolcularımızı bu sempatik grup içerisinde, hani Mert Günoğ'u da katayım üstüne, Uğurcan Çakır'ı sevmemenin, sempatik bulmamanın imkanı var mı? Umut Meraş'ı. Mümkün dolayısıyla değil. Bu genel pozitif oyuncu grubu içerisinde Emre Belezoğlu'nun o hırslı, Burak Yılmaz'ın hırslı tavrı da eksiği gediği kapatıyor aslında. Yani o orada kimyası, takımın kimyasında işte bu takımdaşlık, teknik kapasite, efendime söyleyeyim böyle birkaç daha faktör sayalım. Bir de orada bir takım bir araya getirecek ve takımı ateşleyecek birileri lazımsa o Burak Yılmaz, Emre Belezoğlu, bu deneyimli isimler. Kesinlikle öyle. Bu eksiği kapatarak o takımı tamamlıyor. İşte o abilik ama dediğimiz. Ama o işte bir kuşak önceki kadroda o kadar çok buna benzer futbolcu ve ayrışmış, saha içindeki problemleriyle gündeme gelmiş, medyayla karşı karşıya gelmiş, taraftarlarla gider yapmış ve sonrasında tabii olumsuz bir atmosfer yaratmış oyuncu grubu ağırlıkta olduğu zaman milli takıma antipati de duyulabiliyor. Bayrak, göğüsteki bayraktan bağımsız gruba. Şimdiki grupsa gerçekten, yani benim gördüğüm, bu kadar kendimi yakın hissettiğim bir Tınaz Tırpan'ın yönetimindeki, o zaman 13 yaşındaydım. Rusya'ya yenilerek 90 Dünya Kupası'na gidememiştik. O takıma bu kadar büyük bir yakınlık duyuyordum ki o takımda işte Cüneyt Tanman'ın, Oğuz Çetin'in, Rıdvan Dilmen'in, Rıza Çalınbay'ın, Feyyaz Uçar'ın, Tanju Çolak'ın olduğu oyuncu grubuydu. Farklı değerleri vardı o takım, bundan farklıydı. Bizim ligimizin en büyük yıldızlarıydı. Şimdi farklı unsurlardan oluşmuş bir milli takım. Şimdi bu milli takıma böyle bir, bu yaşta böyle bir yakınlık diyorum. Çünkü futbolcuların hepsinden son derece memnunum. Sportmen kişiliklerinden ve potansiyellerini görüyorum. Gidecekler yani. Performansları da keza öyle. İşte her hafta, işte Çağlar Söyüncü başta olmak üzere kulüp takımlarındaki performanslarını görüyoruz, konuşuyoruz. Biz değil, bir de Avrupa basını, dünya konuşuyor. Yani çok önemli değerler var. İşte iki hafta önce kaç, 4 kişi 5 kişi aynı anda gol attı. Asist ya yaptı. Tabii ya, yani muazzam performanslar Çağlar izliyoruz. Çağlar attı, Ozan attı, Kaan Ayhan asist yaptı. Yusuf Yazıcı asist yaptı. Yani şimdi ülke futbolu çok eleştiriliyor ama bir yandan bakıyorsunuz kadrodaki futbolculara. Yusuf Trabzon'da yetişmiş. Abdülkadir Ömür de milli futbolcumuz. Yani o da sakatlığı nedeniyle şu anda olmuyor ama finallerde olur. Cengiz Ünder yine ülkede yetişmiş. Merih Demiral ülkede yetişmiş. Çağlar Söyüncü. Bir kuşak önce büyük ağırlıklı, işte Hamit başta olmak üzere birçok futbolcumuz Avrupa'nın, hatta Mevlüt de varken Fransa'nın yetiştirdiği, yurt dışında yetişmiş ve Türk milli takım forması giymişti. Şimdi yurt içinde Altınordu'da, Bursa'da, Trabzonspor'da yetişmiş futbolculardan bahsediyoruz. Yine tabii ki Almanya destekliyiz, yurt dışı destekliyiz ama yurt içinde yapılan tartışmaların karşılığını, yabancı sınırla ilgili yapılan tartışmaların karşılığını onun için biraz da adlandırmakta zorlanıyoruz. Milli takımımızda aslında bulamıyoruz. İnsanların kafasında soru işareti var. Geçen de yönetmen Murat Şeker'le de karşılıklı tweet attık. Yani kalıp bir şey, sanki
yabancı sorunu var, milli takım başarılı. Yabancı sorunu var ya ülkede, öyle bir şey tartışılıyor. Milli takıma dönüp bakıyorsun ya, benim çocukluğumda ikinci kaleciyi çıkartamıyorduk ya. Fatih Uraz vardı, yedeği Okan'dı. Engin İpekoğlu gelene kadar onlar devretti. Ondan sonra Engin İpekoğlu rüştü. İkinci kaleci bulmak çok zor. Ve şimdi kaç kişinin ya, alınmadığını Rize konuşuyoruz. Rizespor maçı, Rizespor'da Gökhan sakatlandı. Yerine Tarık oynadı bu maçta. Hı-hı. Tarık sakatlandı. Zafer diye bir çocuk girdi. Hı-hı. Maçı aldı götürdü. Yani ben dedim ki bu olgunlukta ya yarın İzlanda maçını biz bu Zafer'le de çıkarız. Hı-hı. Rize'nin üçüncü kalecisi. Rize'nin üçüncü kalecisinden bahsediyor. Dolayısıyla hani bir şeyler de aslında iyiye gidiyor. Biz hala sığ bu yabancı konusunda tartışıyoruz. Bir yandan da milli takım durumuna bakıyorum. Muazzam. Ya gerçekten muazzam. Ya bak iki maçtan da İzlanda'ya yenilip gidip Andorra'yla berabere kalıp gitmeme ihtimali var. Böyle bir, ama bu demek değil ki bu takım kötü demek anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Bu takım yani bir sonraki turnuvayı yine finalleri zorlayacak. Çünkü belli. Ki bu takım daha yeni kuruldu. Bunu da atlamayalım. Yani çok daha yeni bir kadrodan bahsediyoruz. Ben önümüzdeki yıllarda tecrübe kazandıkça bu genç isimler çok daha korkulacak bir ekip haline geleceğiz bence. Şenol Güneş'in de geçenlerde katıldığı bir panelde yaptığı vurgu da tam olarak bunun üzerineydi aslında. Şu anda milli takımı oluşturan kadronun büyük bir bölümü yurt dışında oynuyor. Evet, ve buradan kaliteli, çıkıştı. Evet. Ve kaliteli liglerde oynuyor. Çok da iyi performans gösteriyorlar. Bununla gurur duymalıyız dedi. Ve bunu sürdürmeliyiz. Yani evet belki yabancı sınırı tartışmaları devam ediyor ama ben de senin gibi düşünüyorum. Bence ortada bir sorun falan yok. Bence iyi olan futbolcu her zaman formasını alıyor. Bunu net olarak gördük. Bak Altay'a. Çok genç. Koskoca Fenerbahçe'nin kalecisi şu anda. Kaleyi koruyor ve çok iyi bir performansı var. Aynı şekilde bunun gibi işte Çaykur Rizespor örneğini verdin. Birçok önemli isim var. İşte Emre Demir. 15 yaşında muazzam gol. Harika, çok güzel başlangıç. Hı hı. Devam etmesi lazım. Evet, ben çok bunu övme. Yani şimdi böyle, oluyor öyle şeyler. Emre Demir zaten durumun farkındadır. Hocaları da söylüyordur da. Başlangıç çok sansasyonel oldu. Çok güzel oldu. Türkiye liglerinde gol atan 15 yaş 266 günlük. Beşiktaş'ta Muhammed vardı. Bak oraya getirecektim lafı. Şimdi o Muhammed'i en son İstanbul Spor'daydı. Ben unuttum. Karagümrük'e mi gitti? Muhammed Demirci. Evet, ben de takibi Muhammed Demir, Gaziantep'te forvet olan Bursa çıkışlı golcü. Muhammed, biz NTV Spor olarak işte bandını yaptık, klibini yaptık. Kendi yaş grubu oyuncular arasında Messi gibiydi. Evet. Şimdi bu işin bir iki boyutu var. Herkes de biliyor, çok önemli bir şey söylemeyeceğim. Bir fiziksel boyutu var. Hı. Çocuk 13 yaşındaki fizik durumu 19 yaşında aynı şekilde topa yatkın olmayabilir. Oyun stiline yatkın olmayabilir. Aynen, evet. Yani Muhammed'in oyun stili daha yere yakın, böyle hızlı çabuk bir oyuncuyken daha farklı bir vücut yapısına sahip olup o şey koordinasyonu sağlayamayabilir. İkincisi oradan düşebilir. Bu basketbolda çok oluyor çünkü. İkincisi de şu, mental. Yani şimdi Muhammed 13 yaşında medyayı peşine takmış, arkasından mikrofon dolaştırılan bir adam halinde, çocuk halinde olduğu için bunu yönetmesi çok zor bir şey. Tabii ki. Yani 17 yaşına geldi. Haklı olarak Beşiktaş tribünleri Muhammed oyuna girsin, maç kurtarsın. 18 yaşında Muhammed nerede oyuna girsin? İşte Slaven Bilic döneminde denedi Slaven Bilic bunu. Çok denedi. Yani oyunu aldı. 11 oynattı. Sonradan aldı hazırlık döneminde. Olmadı. İşte aynısılarını Emre Demir'de yaşamayız umuyorum. Yaşayacağımızı biraz daha öğrendik. Yani yetiştirmeyi biraz daha öğrendik babasını sanki. Babasını da dinledim. Babası da yani dinlemekle ya da okumakla da olmuyor. Çünkü insanlar çok böyle yapmak söylersiniz, doğruyu görürsünüz söylersiniz ama uygulamaya gelince o daha zor bir şeydir. Yani Emre Demir şimdi bilinen gözde futbolcu oldu. Bundan sonra Emre Demir 2 sene boyunca da gol atamayabilir. 15 yaşından bahsediyoruz. 15. Aynen. Yani hala ülkemizde 21 yaşındaki futbolcunun genç olarak, gençtir tabii ki ama artık genç bir futbolcu, genç futbolculuktan artık orta yaşlı futbolcuya, yaşlı insan anlamında değil, futbolculuğun artık olgunluk dönemine doğru adım atmaya başlayan 21-22'de gerekir. Bizde ama bu skala biraz daha 25'e kadar genç. Ya şimdi mesela Umut Nayır, çok isterim çok büyük golcü olsun. Ona da genç Umut, ya Umut Nayır genç değil arkadaşlar. Umut Nayır'ı biz Ankara Gücü'nden, Ankara Spor'dan, Göztepe'den biliyoruz zaten. Neler yapabileceği, yapamayacağı da bir değerli bir futbolcu. Süper Lig'de oynayabilecek bir futbolcu. Ama Umut Nayır buradan çok acayip bir gelişme olmazsa
Umut Nayır bu. Aynen öyle. Oradan Umut Nayır bir üste taşıyabilir mi bilmiyorum. Neyse süremizin de sonuna geldik. Hı hı. Emre Demir güzel bir örnek. Benim de hemşerimmiş sonradan öğrendim. Mersin'miş. Kuvayi Milli Amatör Takım vardır. Orada 8 yaşında Kayseri Spor'u tebrik ediyorum. Hı hı. 8 yaşında bulmuşlar ve bünyelerini evet, kazandırmışlar. Gerekli lazım. Fırsatı da verdi Bülent Uygun. Ve golünü de attı. Umuyoruz devam gelir. Milli takımla ilgili Gürkan Ben, Nebil, Ali Ece, Murat Kosova konuşmaya devam edeceğiz. Övünç Özden, Futbol Net'te sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere.